Sayın seyirciler, bazı yörelerde damat gelini evinden davul zurna eşliğinde çıkartır. Fakat bu davullu zurnalı merasim artık sadece düğünlerden önce yapılmıyor. Nasıl mı yapılıyor? Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Ay, tebrik ederim yeğenim ya. Duyduk çok sevindik. Sağ ol Zülfikar dayı, çok sağ ol. Darısı artık sen oğlanın başına. Ay amin. Zafer abi hayırlı olsun ya. Sağ ol kardeşim, sağ ol, çok teşekkür ederim. Ya inşallah bana da nasip olur ya. Vallahi bu devirde kolay değil ama inşallah olur, ne diyelim. İnşallah. Abi bahşiş. Hadi alın bakalım, alın. Teker kapışmayın lan. Eyvallah. Artık bana müsaade. Gidip almanın vakti geldi, öyle değil mi? Hadi o zaman, hadi güle güle. Oo, bizim Zafer kız almaya mı gidiyor ya? Kiminle evleniyormuş? Yok be ya, ne evlenmesi? Onu da nereden çıkarttın? Nasıl ne evlenmesi oğlum? Bu davullu zurnalı uğurlama ne o zaman? Ya adam iş yerinden ikramiye almış, arabanın deposunu fullemeye gidiyor. Mahalleli de onu kutlamak için toplandı burada. Allah Allah. Ha? Hadi bakalım ahali, yarın görüşürüz. Yanıma şu bidonları da alayım da ne olur ne olmaz. Belki yedek de alırım. Teşekkür ederim desteğiniz için. Sağ olun, var olun dostlar. Yaşa, bravo. Allah Allah. Ama tabii yani artık bu da özel bir gün oldu. Hayatta insanın başına kaç kere gelir ki depo füllemek ha? Ne diyelim, bir otobanda kocasınlar. İnşallah ya, inşallah Allah o günlerde bize göstersin valla. Arabada var ya bir gıdım yok, bir gıdım. Aynen. Sayın seyirciler, politikacılık nankör bir meslektir. Aktif siyasetçi kendine basında, televizyonlarda bol bol yer bulur. Ama siyaset sahnesinden hele bir çekilmeye görsün, bir anda unutulur gider. İşte karşınızda böyle bir politikacı portresi. Buyurun izleyelim efendim. Ah ulan ah, ben bu hale gelecek adam mıydım Necip ha? Ben bu hale gelecek adam mıydım? Tamam abi, takma artık kafanı ya. Ya nasıl takmam Necip, nasıl takmam? Ben politikadayken herkes önümde hazır ol da dururdu. İnsanlar ağzımdan çıkacak tek bir söze bakardı. Neydim ne oldum, şu halime bak ya. Abi onlar artık geçmişte kaldı. Unut, boş ver ya. Boş veremiyorum Necip, boş veremiyorum. Bir köşeye itildim, unutuldum ben. Unuttun beni zalim. Dırı dırı dırı. Abi bak, sen çok içtin. Gel en iyisi ben seni eve bırakayım ha. Bir dakika bak. Hiç unutma, bir gün yine makam koltuğumdayım. Gazeteciler görüşlerimi sordular böyle. Çatır çatır kağıda bile bakmadan konuşmuştum. Çok büyük planlarım vardı Necip bu ülke için, çok. Yine olur abi, yine olur. Bu kadar üzülme ya. Lan nereye olur? Nereye olur? Kimse hatırlamıyor bile beni. Politikacı bir kez düşmeyen görsün. Necip bir daha ayağa kalkamıyor. Ya Necip, bu arkadaş ünlü bir politikacı galiba ama ben kendisini hiç hatırlayamadım. Ya ünlü münlü değil bu ya. 8 yaşındayken 23 Nisan'da bir günlüğüne başbakanlık koltuğuna oturttular bunu. O günden beri kendini toparlayamadı zavallıcık ya. 8 yaşında mı? Nasıl ya? Ona mı üzülüyor bu kadar? Evet, siyaset bu abi. Tadını bir kez alınca bırakamıyorsun demek ki. Necip bak, bir gün yine koltuğumdayım. Yine aynı gün tabii. Meclis lokantasında yemek yemişim. Bak tadı hala damağımda. Necip. Abi tamam, gel ben seni yatırayım en iyisi. Gel abi gel. Sayın seyirciler, modern zamanlarda çat kapı misafirlik eskisi kadar hoş karşılanmıyor. Bir sürprizle karşılaşmamak için misafirliğe gidilecek eve önceden haber vermek gerekiyor. Yoksa neler olabileceğini hep beraber izliyoruz efendim. Ay hoş geldin Nevşin, hoş geldin. Ay Huriye ablacığım, haber vermeden geldim sana ama kusura bakma ne olur. Geçiyordum, bir uğrayayım dedim sana. Ay ne kusuru ayol, neyi yaptın? Geç şöyle mutfağa buyur. Mutfağa mı? Mutfağa. Çay hazırdı. Ben hemen doldurup vereyim de İrfan abinle bizim oğlanlara gelip anlatırım sana. Sen rahatına bak. Olur ablacığım. Dışarıda deli dalgalar, gelir duvarları yalar, beni bu sesler oyalar. Aldırma gönül, aldırma. İrfan çayını al hayatım, çayını. Sağ ol Huriye. Emekçi karım benim. 1 Mayıs'ın kutlu olsun canım benim. He
Senin de. Bak mutfağa gelmeyin kutlamalarınız bitene kadar. Nevşin geldi misafirliğe, tamam mı? Selam söyle, ne yapıyormuş? Ama tamam, lafa tutma beni. Oğlanların da çayını vereyim, haydi. 1 Mayıs, 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı. Oğlum, çayını. Sağ ol anneciğim. Hadi afiyet olsun. İşçisin sen işçi. Bağırma bu kadar, holde bu kadar bağırma. Al çayını, çekil yol ver, azıcık daracık yer zaten, hadi. Tamam. 1 Mayıs'ın kutlu olsun anneciğim. Tamam, senin de. Ah işte böyle Nevşin'cim. İrfan abim bir sendikadan, oğlanların biri de bir sendikadan, öbürü de öbür sendikadan ayrı ayrı kutluyorlar 1 Mayıs'ı. Ortak bildirde mi ne, anlaşamamışlar mıymış neymiş? Dolduruyorum bardağını. Ay yok abla, ben kalkayım en iyisi. Öyle zaten 5 dakikalığına bir uğrayayım demiştim. 1 Mayıs. Hadi ablacığım, hadi 1 Mayıs'ın kutlu olsun senin de, görüşürüz. Ay otursaydın ayol, bakma sen onlara. Neyse senin de. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.